1930 ile 39 yıl arasındaki dış politikaya baktığımızda bu dönemdeki hedeflerimiz ne? Dünya barışına katkıda bulunmak, bölgesel ittifaklara öncelik vermek, Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politikalarına karşı tedbir almak, yeni bir dünya savaşı tehlikesine karşı güvenlik politikası izlemek. Evet, 30-39 yıllar arasında Atatürk döneminde gelişen bazı olaylara bakacak olursak, bunlardan ilki Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girişi. Milletler Cemiyeti, hatırlayın, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını devam ettirmek, insanlığın bir daha ikinci dünya savaşı gibi bir savaşı yaşamasını engellemek, uluslararası anlaşmazlıkları çözmek amacıyla ABD Başkanı Wilson'un öncülüğünde dile getirilmişti ve Paris Konferansı'nda 10 Ocak, onun arkasında 10 Ocak 1920'de sahne alacak. Milletler Cemiyeti'nin anayasasına göre üyeleri arasında ayrım yapılmış, kurucu ve davetli olmak üzere üyeler iki kategoride, hatta üç kategoride belirlenmiş. Ama ilk etapta iki kategori var. İşte üyeler, kurucu üyeler, davet. Kurucu üye kim? Barış anlaşmalarına galip devlet statüsü imza koyan devletler. Davetli üyeler kim? Bunlar daha çok Birinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmış olan devletler. Bir de ne var? Üçüncü bir kategori geliyor. Anayasa da belirtilmiyor ama kim onlar? Sonradan giren üyeler kim? Bu ilk zamanlarda savaşın mağlubu ya da onlara destek verenler. Ancak zamanla uluslararası ilişkiler gelişmeye başlayınca şartlı veya şartsız olarak davetli veya kendi başvuruları üzerine kuruma alınan üyelerden oluşuyor. Türkiye 1920'de kurulan bu teşkilata neden bu tarihe kadar üye olmadı diye bir soru var. Türkiye'nin bu tarihe kadar üye olmamasının sebeplerine birincisi Türkiye'nin savaş durumunda olması. Bu sıralarda savaş durumundaydık. Peki neden savaş, Kurtuluş Savaşı bittikten sonra girmedik diye bir soru gelecek. Teşkilatın galip devletler tarafından kurulması, Versay Anlaşması ile oluşturulan düzeni devam ettirmek istemeler, büyük devletlerin çıkarlarına hizmet eden bir kurumdan öteye gitmemesi, özellikle Musul meselesinde bütün oklar bizi gösterirken göz göre göre İngiltere'nin lehine, Türkiye aleyhine karar vermesi. Evet, biz de ne yapıyoruz? İnanmadığımız, güvenmediğimiz bir kuruma girerek Kurtuluş Savaşı'ndan beri iyi ilişkilerde bulunduğumuz Sovyet Rusya'yı küstürmeme düşüncesiyle buraya ne yaptık? Girmeyi geciktirdik. Çünkü Sovyet Rusya bizim Batı ile yakınlaşmamızdan rahatsız. O yüzden zaten şu sebeplerden dolayı aramız iyi değil. Onu da küstürmemek için girmedik. Türkiye girmek istediğinde geçici değil, daimi üye olma şartı. Ancak daimi üyeliğin sadece büyük devletlere veriliyor olması, üye olması durumunda Milletler Cemiyeti kararları uyarınca bir devlete uygulanacak zorlama tedbirlerine uyma mecburiyetinde olması. Bu da yine bizim Birleşmiş Milletler Cemiyeti ile ilişkilerimizi geciktiriyor. Evet. Girmek istesek ne diyoruz biz? Sonraki dönemde daimi üye olmak zorunda. Ama biz daimi üye değiliz. Bir de daimi üyeler sadece büyük devletlere, yani ayrım var. Ayrım olduğu için, zorlama tedbirlerinden de rahatsız olduğumuz için bu da bizi geriletiyor. Türkiye bu döneme kadar barış için 1928'de Avrupa Silahsızlama, hani Uluslararası Cenevre Silahsızlama Konferansı'na katıldık. 29'da yine millet arası ilişkilerde savaşı kullanmaktan vazgeçen Briand-Kellogg Paktı'na üye olduk. Yine 29'da Litvino Protokolü'ne destek vermiştik. Peki niye şimdi girdik diye soru var. Şu ana kadar söylediklerimiz gecikme sebeplerimiz, girmemiz. Şu an girme sebeplerimiz ne? Şu an girme sebeplerimizden bir tanesi 6 Temmuz 32'de İspanya'nın teklifi, Yunanistan'ın desteğiyle Milletler Cemiyeti'nin bizi çağırması. Peki Milletler Cemiyeti niye bizi çağırıyor?
sorunlarımızı barışçıl yolla çözme gayretimizden memnun oluyorlar. Sorunlarımızı barışçıl yolla çözerken dünya barışına verdiğimiz katkıdan etkileniyorlar. Yunanistan'la zaten dost olmuştuk 30'dan itibaren. Yunanistan desteği İspanya'nın teklifiyle bizi çağırıyorlar. Dünya, biz niye gittik? Dünya barışına katkıda bulmak, batılı demokratik devletlere yaklaşmak, uluslararası arenada saygın bir yer edinmek, Boğazlar Hatay sorununu cemiyete üyeyken çözmek, İtalya ve Almanya'nın yanılmacı politikalarının Türkiye'yi tehdit etmesi ne yapacaktır? Bizi oraya üye yapacak. Tabii ki Türkiye uluslararası teşkilata katılma gündeme geldiğinde Mustafa Kemal diyecek ki biz başvuruyla değil davet ile ancak girebiliriz. Bize Milletler Cemiyethane'ye İspanya teklif ediyor, Yunanistan destek veriyor. Diyorlar ki Türkiye başvursun. Başvursun bir düşünelim. Türkiye de diyor ki biz bu teşkilata girmek için kusura bakmayın başvuru yapamayız. Bir sürü işimiz gücümüz var, hiç böyle şeylerle uğraşamayız. Ancak davet edebilirseniz belki gireriz diye bir dik duruş sergilenecek. Tabii bunun üzerine Milletler Cemiyeti tarihinde ilk kez bir karar değişikliği yapacak. Başvuru şartı aranmaksızın Türkiye'yi davet edecek 6 Temmuz'da. Türkiye 9 Temmuz'da daveti kabul ediyor. Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras aracı olacaktır bu mevzuda. 18 Temmuz 32'de bu cemiyete üye olacağız. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilcisi Cemal Hüsnü Taray'dır. İngiltere ile düzenlenen ilişkiler cemiyete girişte etkili olacak. Milletler Cemiyeti'ne üye olmamız dış politikada Boğazlar meselesinin Türkiye lehine çözülmesini de kolaylaştıracak. Milletler Cemiyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin üye olduğu ilk uluslararası örgüt. Katıldığımız neydi? Cenevre Silahsızlanma Konferansı. Bu da üye olduğumuz ilk uluslararası örgüt. Ve 1935'te Uluslararası Lahey Adalet Divanı'na da Türkiye ne yapıyor? Katılıyor. Sovyet Rusya, Türkiye'nin batılı devletlerle işbirliğine girmesinden endişe edecek. Ancak 1933'te Nazilerin iktidara gelmesi, Japonya'nın Mançurya'ya saldırması, Rusya'nın 1934'te Milletler Cemiyeti'ne üye olmasını sağlayacak. Tabii Türkiye 32'de girerken Rusya'nın şu sakıncalarından dolayı onu ikna ederek girecek. Diyecek ki, bakın Balkan Antantı'nı yaparken de Rusya'ya ikna edeceğiz. Bunların sana karşı bir hareket olmadığını, yani bunların ona karşı bir hareket olmadığını açıklayacak. Ve diyecek ki, senin aleyhine bir tavır alındığı zaman imza atmayacağını, tepki göstereceğini ifade ederek ikna edecek. Ama kendisi de ne yapıyor? Nazilerin iktidara gelmesi, Japonya'nın saldırgan tavrı 34'te Milletler Cemiyeti üyesi olmasına hızlandırıyor. Evet, notumuza bakalım. Seçimleri kazanan Cumhuriyetçi Parti'nin yalnızlık politikasını benimsemesi sebebiyle ABD yalnızca kendi kıtasıyla ilgilenerek Avrupa'nın iç işleriyle uğraşmayı reddeder ve Milletler Cemiyeti'ne üye olmaz. Bakın bu önemlidir. Hani deniyor ya, kuruluşunda ABD etkili. Ama neden kendisi yok? Unutmayın, ABD buna üye değil. ABD niye Milletler Cemiyeti'ne üye değilmiş? Seçimleri kazanan Cumhuriyetçi Parti'nin yalnızlık politikasını benimsemesi, yani Monroe doktrine sadık kalmayı savunması, Avrupa'nın içlere uğraşmayı reddetmesi, cemiyete girmenin buna aykırı olduğu düşüncesiyle kendisi üye değil. Pratikte birçok problemlerle karşılaşılmış olsa da Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü gibi topluluklarıyla Birleşmiş Milletler'in mercilerini oluşturmuştur. Gelelim Balkan Antantı. 9 Şubat 1934'te Türkiye Lozan'dan sonra Balkan devletleriyle ilişkilerini düzenlemek için öncelikle 1923'te Arnavutluk'la, 1925'te Bulgaristan'la, Yugoslavya'yla 1925'te dostluk anlaşmaları imzalıyor. İkinci Dünya Savaşı öncesinde İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikalar izlemesi,
silahlanmaya hız vermeleri, Balkanlarda egemenlik kurma düşünceleri üzerine Balkan devletlerinin sınırlarını güvence altına almak için böyle bir o topluluğun oluşturulması gündeme gelecek. Zaten bu Antant'ın imzalamasında Türkiye'nin 30'da Yunanistan'la da dost olması, nüfus mübadele sorununu dostlukla çözmesi etkili olacak. Balkan Antantı Türkiye Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ki Balkan halklarına aittir sözünden hareketle Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanmıştır. Önemlidir. Kim yoktur? Bulgaristan ve Arnavutluk yoktur. Bulgaristan yoktur. Neden? Ege Denizi'ne inmek, Romanya'dan Dobruca'yı almak. Yani yayılmacı siyaset izlediğinden dolayı katılmıyor. Arnavutluk niye katılmıyor? İtalya'ya tabi olup bağımsız hareket edemediği için İtalya'nın topraklarını ele geçirmesinden rahatsız olduğu için katılmayacak. Bir iki konferans olacak. Birinci konferans hatta dört aşamada gerçekleşecek diyelim. Birinci konferans, ilk konferans 30'da Atina'da yapılıyor. Her yıl yapılmasına karar veriyor. Bulgaristan katılıyor. İkinci konferans 31'de İstanbul'da yapılıyor. Mustafa Kemal Fransızca bir konuşma yapıyor. Bulgaristan'ın yayılmacı bir politika izlemesinden dolayı sonuç alınamıyor. Üçüncü konferansımız 32'de Bükreş'te toplanıyor. Ancak Bulgaristan azınlık sorununun kendi istediği gibi çözülmemesi üzerine konferanstan ayrılıyor. Dördüncü konferans 33'te Sofya'da toplanıyor. Bulgaristan ve Arnavutluğun dışında bir birliğin kurulmasına karar veriliyor. Ve 9 Şubat 1934'te Atina'da gerçekleştirilen bu uzlaşmaya göre ülkeler birbirlerinin sınırlarını koruyacak, aralarında gizli anlaşma yapmayacak ve birbirlerinin varlığına saygı gösterecek. Evet, bu birlik karşılıklı yardım ve asker yükümlülük taşımıştır. Ortak savunmayı öngören bu pakt ile Türkiye, Batı sınırını güvence altına almıştır. Ancak Balkan Antantı, Almanya ve İtalya'nın Balkanlardaki saldırgan tavırları, birliği bozmak için çalışmaları, İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması, Romanya ve Yugoslavya'nın Almanya'ya yakınlaşması, Yugoslavya'nın diğer ülkelerden habersiz 37'de Bulgaristan'la görüşme yapması, Yunanistan ve Yugoslavya'nın Almanya tarafından işgaliyle geçerliliğini yitirmiştir. Balkan devletleri son toplantılarını 1940'ta Belgrad'da yapacaklar. Balkan Antantı Türkiye ve Fransa arasında yakınlaşmayı dolaylı olarak artıracak. Yine biz bunu imzalamak için Sovyetlerin tepkisini çekmemek amacıyla Antant'ın Sovyet'e karşı yapılmadığını özellikle belirteceğiz. Antant üyeleri 36'da Montrö'de Türkiye'yi boğazlar noktasına destekleyecekler. Yine Balkan Antant'ı Türkiye ve Fransa arasındaki yakınlaşmayı dolaylı olarak artıracak. İtalya'ya Habeşistan'dan dolayı Milletler Cemiyeti'nin uyguladığı yaptırımlara uyacaklar. Montrö Boğazlar Sözleşmesi 20 Temmuz 1936. Lozan Konferansı'nda Boğazların yönetimi Türkiye'nin başkanına bir komisyona bırakılmıştı. Bu komisyonda da İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya üye bulundurmuştu. Tabi görüntü itibariyle Lozan'da Boğazlar meselesi Misak-ı Milli'ye uygun olarak çözülmüşse de Uluslararası Boğazlar Komisyonu'nun varlığı Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki mutlak egemenliğini ve hakimiyetini zedeliyordu. Peki neden Türkiye bu egemenliğini, bağımsızlığını zedeleyen bir karara evet dedi? Bir, başka çaresi yoktu, zaten yeterince mücadele ettik. İki, Milletler Cemiyeti bize güvence verdi. Dedi ki merak etmeyin, biz sizin her türlü güvenliğinizi sağlayacağız. Bunlar bizim buna evet dememizi sağladı. Ama zaman içinde Türkiye'yi rahatsız eden bir dizi gelişmeler oldu. Nedir o gelişmeler? Dünya başını tetikleyen yayılmacı politikalar. Avusturya'nın Saint-Germain Anlaşması'nı ihlal ederek mecburi askerlik getirmesi. İtalya'nın Habeşistan'a saldırması, Almanya'nın Ren bölgesine asker sevk etmesi, Japonya'nın Mançurya'ya saldırması, Boğazların silahsız olması, ulusal güvenliğimizin tehlike altına girmesi,
Milletler Cemiyeti'nin bize verdiği hani garantiyi yerine getirememesi, güvenlik noktasına verdiği garantinin yetersiz olması, aşırı silahlandı. Bunlar bizi rahatsız etti. Gelişmeler üzerine Türkiye durumu ne yapıyor? Rapor ediyor. İlk kez 1933 Londra Silahsızlanma Konferansı'nda sorunu dile getiriyor. Diyor ki, durum bundan ibarettir. Yapamıyorsanız bırakın, verin, biz yapalım. Güvenliğini biz sağlayalım diyoruz. Lozan Anlaşması'nın boğazların sınırlandırılmasını yasaklaması, gelecek saldırılara karşı boğazların nasıl korunacağını sorununu ortaya çıkarıyor. Türkiye bu sözleşmenin yenilenmesini istiyor. Türkiye boğazlarda güvenliği sağlamak amacıyla 17 Nisan 1935'te boğazlarda asker bulundurma hakkı isteyecek ve neticede Türkiye, İngiltere, Fransa, Sovyetler ki İtalya 2 yıl sonra ancak imzalayacak. İtalya, Japonya, ardından Yunanistan, Romanya, Belçika, Portekiz, Bulgaristan ve Yugoslavya'nın katılımıyla 36'da İsviçre'nin Montreux şehrinde bir konferans düzenlenecek. Ve 20 Temmuz 36'da Montreux Boğazlar Sözleşmesi imzalanmış olacak. Evet, Sovyet Rusya, Balkan devletleri ve İngiltere, bu dönemde Türkiye'nin boğazlarla ilgili düşüncelerine destek vermiştir. Rusya'nın desteklemesinde Türkiye'nin tarafsız olduğu zamanlarda muharip devletlere ait savaş gemilerinin boğazlardan geçmesi etkilidir. Rusya konferansa katıldığı halde sözleşmeyi sonradan onaylayacak. İtalya ise ne yapıyor? Anlaşmayı ancak 2 yıl sonra onaylayacak. Sözleşmenin maddelerine baktığımızda Boğazlar Komisyonu kaldırıldı. Boğazların yönetimi tamamen Türkiye Cumhuriyeti'ne verildi. Türkiye Boğazların her iki tarafını silahlandırılabilecekti. Barış zamanında ticaret gemileri rahatça geçebilecek, savaş gemilerinin geçişi zaman ve ağırlık bakımından sınırlandıracak. Türkiye savaş zamanında boğazları istediği şekilde açıp kapatabilecek. Sözleşme 20 yıl geçerli olacak. Ancak bu süre bitiminden 2 yıl önce taraflardan birisi sözleşmeye itiraz etmezse sözleşme yürürlükte kalacak. Evet, Boğazlar Sözleşmesi ile milli hakimiyetimizi sınırlandıran engellerden biri komisyon ortadan kalktı. Tamamen Boğazların yönetimi Türkiye'ye verildi. Evet, bağımsızlık düşüncesini pekiştirdi. Türkiye diplomatik bir başarı kazandı. İçeride ve dışarıdaki saygınlığımız arttı. Günümüzde de geçerliğini koruyan bir anlaşma oldu. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili olarak Atatürk demiştir ki, tarihte birçok defa tartışma ve ihtiras sebebi olan boğazlar artık tam anlamıyla Türk egemenliği altında. Yalnız ticaret ve dostluk ilişkilerinin ulaşım yolu haline gelmiştir demiştir. Bu sözleşme sonrası İngiltere ile ilişkilerde yakınlaşma olmuş. Zaten aslında konferansın başında İngiltere ve Fransa'nın buranın bize verilmesi noktasında endişeleri vardı. Neden? Çünkü daha önce Türkiye'nin Almanya ile yakınlaşması, Almanya ile birlikte onlara karşı bir cephede yer alması onları endişelendiriyor. Almanya saldırgan tavırlar içinde şu an. Ya diyor boğazları Türkiye'ye veririz, boğaz yine Türkiye onlarla işbirliği yapar, aleyhimize kullanırsa. Ama Türkiye ne yaptı? Onları ikna etti. Dedi ki, yaptıklarımız yapacaklarımızın bir garantisidir. Türkiye bir daha bir savaşa girmeyi düşünmüyor. Daha hala eski savaşın faturalarını ödemekle meşgul. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın garantisi, saldırgan bir devlet sorunlarını barış yoluyla halletmek için bu kadar çaba gösterir mi diye ikna edeceğiz. Evet, Sovyet Rusya burada bize destek verecek ama daha sonra ne olur? İkinci Dünya Savaşı yıllarında boğazlardan üst isteyecek ilişkiler bozulacak. İtalya neydi? İtalya anlaşmayı 2 yıl sonra ancak imzalayacak. Evet, Boğazlar sorunu Boğazlar Sözleşmesi'ne misak-ı milliyet uygun olarak çözümlenmiştir. Akdeniz Paktı, daha önce yine bundan bahsetmiştik.
Akdeniz Paktı 1936'da İtalya'nın Akdeniz'de oluşturduğu tehdit üzerine, 35'te Habeşistan'a saldırması, Rodos'ta 12 adayı silahlandırması karşısında Akdeniz'in güvenliğini sağlamak amacıyla ilk olarak İngiltere ve Fransa arasında Ocak 36'da imzalanmıştır. Daha sonra bu pakta Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya da katılacak. Akdeniz Paktı İtalya'nın herhangi bir tehdit ya da saldırısına karşı bu devletlerin askeri yardımlaşmasını öngörmüştür. Yine Türk-İngiliz ilişkilerinde bir dönüm noktası olmuştur Akdeniz Paktı. İki ülke arasındaki yakınlaşmayı hızlandıracak. Daha önce de demiştik, İtalya'nın saldırgan tavırları Türklerle İngiliz ilişkilerini geliştirecek. Sadabat Paktı 8 Temmuz 1937. İtalya'nın 1935'te Habeşistan'a saldırması, Asya ile Afrika üzerinde yayılmacı politikaları, 12 ada var odası silahlandırması, Doğu Akdeniz'deki güvenliği tehlikeye düşürecek. Almanya'nın Orta Doğu'da siyasi ve ekonomik nüfuzunu artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunması, bölge devletlerinin ittifak arayışlarını artıracak ve gelişmeler üzerine 8 Temmuz 1937'de Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Sadabat Paktı imzalanacak. Aslında bu paktın temelleri 2 Ekim 35'te Türkiye, İran ve Irak ve İran'ın Cenevre görüşmeleriyle atılacak. Ama bu tarihe kadar gecikmesinin sebebi Rusya'nın Afganistan'ı, Arabistan'ın Pakistan'ı önermesi. Yine İran, Irak arasındaki bazı prezler bunu geciktirecek. 5 yıl süresi olan bu paktın imzalanmasıyla bir anlamda Orta Doğu'da ilk dayanışma anlaşması yapılacak. Bu paktla 4 devlet dostluk ilişkilerini devam ettireceklerini, ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda ilişkileri güçlendireceklerini, Milletler Cemiyeti ile Kellogg Paktı'na bağlı kalacaklarını, birbirlerinin iç işlerine karışmayacaklarını, birbirlerine karşı saldırıda bulunmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. Suriye, Türkiye ile arasındaki Hatay sorunu, Irak ile yaşadığı sınır sorunları sebebiyle bu pakta katılmamıştır. Evet, önemli. Bakın, bu pakta Suriye yok, Türkiye ile arasındaki Hatay sorunu, Irak ile yaşadığı sorunlar yüzünden yok. Pakistan bağımsız olmadığı için katılmamış. Türkiye Sadabat Paktı ile Doğu ve Güney sınırını güvence altına alıyor. Batısını neyle? Balkan Antat. Ekonomik, kültürel, siyasi alanlarda ilişkilerin güçlendirmesi kararlaştırmıştır. Balkan Antantı'ndan farklı olarak yardım ve askeri yükümlülük taşımamıştır. Savunma anlaşması değil, dostluk anlaşmasıdır ya da saldırmazlık anlaşması. Evet, bu pakt 2. Dünya Savaşı'nda İran'ın İngiltere ve Rusya tarafından işgal edilmesi üzerine işlerliğini kaybediyor. Fakat sözleşme yürürlükten kaldırılmıyor. 1955'te Bağdat Paktı devamı olarak imzalanıyor. 59'da Irak'ın Bağdat Paktı'ndan ayrılmasıyla Cento'ya dönüşüyor. Sadabat Paktı Şattül Arap sorunundan kaynaklanan 1980 İran-Irak Savaşı sebebiyle geçerliliğini yitirecek. Nyon Konferansı ve Paktı'na bakarsak, 10 Eylül 1937'de İspanya İç Savaşı Akdeniz'de denizaltı korsanlığının artmasına neden olmuştur. Akdeniz'deki korsanlık olaylarını önlemek, seyri sefer, sefer güvenliğini, gidiş geliş güvenliğini sağlamak, Akdeniz'de bir emniyet paktı anlaşması yapmak üzere İngiltere, Bulgaristan, Mısır, Fransa, Yunanistan, Romanya, Türkiye, Sovyetler ve Yugoslavya'yı bir araya getirecek. İsviçre'nin Nyon şehrinde 14 Eylül 37'de anlaşma imzalanacak. Hazırlanan pak, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras tarafından hükümete gönderilecek ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından benimsenerek kabul edilecek. Tabii ki bu Nyon Konferansı, daha önce de ifade etmiştik, Atatürk ve İsmet İnönü'nün arasını açan gelişmelerden biri olacak. Çünkü İsmet İnönü ile Atatürk Tevfik Rüştü Aras'a ayrı ayrı telkinlerde bulunacak. Tabii ki İsmet İnönü'nün burada hükümetin dediğinin biraz öne çıkması Mustafa Kemal ile İsmet İnönü'nün arasını bozan gelişmeler olarak geçiyordu.
Atatürk bu konuda topraklarımızda gözü olan İtalya'ya karşı kuvvetli devletlerin yanında yer almak menfaatimiz icabıdır demiştir. Almanya, İtalya ve Arnavutluk katılmamış. Türkiye konferansta İtalya'nın Akdeniz'deki saldırgan politikalarına karşı İngiltere ile birlikte hareket etme kararı alıyor. Bu anlaşma Türkiye ile İtalya ilişkilerini bozacak. Hatay'ın anavatana katılması 29 Haziran 1939. Şimdi Sakarya Savaşı sonrasında Fransa ile Ankara Anlaşması imzalanmıştı. Hatay, Fransız himayesine Suriye'ye bağlı özerk bir yönetime kavuşmuştu. Mustafa Kemal Atatürk, Hatay sorunu ile yakından ilgilenmiş, bu durumu hiçbir şekilde kabul etmemişti. Şimdi biz Ankara Anlaşması'nda Hatay'ı bırakırken ne yaptık? Özel bir statü tanımasını istedik. Niye özel statü tanımasını istiyorduk? Kültürel bağları koparmadan ileride geri almak amacıyla. Atatürk 23'te Adana yaptığı gezi sırasında 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz sözüyle Misak-ı Milli doğrusuna Hatay ve İskenderun'un Türkiye'ye ait olduğunu ifade etmiştir. Ama ne oluyor? Tabii ki alma girişimi çok fazla olmayacak. Peki orada o şekilde ya da bu şekilde halledilen bu mesele neden şimdi tekrar gündeme gelecek? 9 Eylül 1936'da İtalya ve Almanya'nın yayılmacı siyasetinden çekinen Fransa güvenliğini sağlamak için ne yapıyor? Orta Doğu siyasetine son vererek kendi topraklarını koruma politikasına yöneliyor. İşte bu amaçla Suriye ile anlaşma imzalıyor ve Suriye'ye arkasından Lübnan'a bağımsızlık veriyor. Anlaşma ile Hatay ve İskenderu Suriye hükümetine bırakıyor. Bu da Hatay sorununu ortaya çıkarıyor. Türkiye bu gelişmeden rahatsız oluyor. Oradaki Türkler bu gelişmeden rahatsız oluyor. Ve Fransa'ya 36'da bir nota vererek durumu proteste ediyorlar. Diyorlar ki Türkler Suriye yapıldığı gibi İskenderun sancağına da bağımsızlık verilsin. Bölge halkının geleceğini kendilerinin belirlenmesi sağlansın. Biz Sayın Fransa, Ankara Anlaşması'na burayı sana verdik. Sen gidiyorsan taraf olarak buranın kime bırakılması lazım? Bize bırakılması lazım dedi. Tabi Fransa'yla sorun oluyor. Fransa bir türlü bizim istediğimizi kabul etmiyor. Türkiye'nin notasını reddedince Türkiye'nin ısrarlarıyla sorun Milletler Cemiyeti'ne taşınıyor. Milletler Cemiyeti'nin verdiği kararlar bizim pek hoşumuza gitmiyor ama Milletler Cemiyeti sorunun çözümü için bölgeye İsveçli sandileri gönderiyor. Bir inceleme yapması ve rapor hazırlaması için. İsveçli sandiler orada inceleme yapıyor ve rapor hazırlıyor. Hazırladığı bu rapor sandiler raporu olarak tarihe geçiyor. Sandler raporunda diyor ki Hatay ve Türk çevresinde Türk nüfusu çoğunlukta. Sancak sorunu ile ilgili bir komisyon kurulsun diyor. Hatay'a ayrı bir statü tanınsın, özel bir statü kurulsun, artı sancak ayrı bir varlık sayılsın, Fransa ve Türkiye'nin denetiminde olsun bölge, Fransızca ve Türkçe ya da ne diyelim Türkçe ve Arapça ayrı bir dil olarak bölgede konuşulsun gibi isteklerde bulunuyor. Raporu Milletler Cemiyeti'ne sunuyor. Sandler raporu doğrusu Milletler Cemiyeti İngiltere'nin katkısıyla İskenderun'un iç işlerinde serbest dış işlerinde Suriye bağlılık olmasını kabul ediyor. Bir komisyon oluşturarak statünün ve anayasanın hazırlanmasını sağlıyor. Böylece Hatay 1938'de ayrı bir varlık statüsü kazanarak bağımsız devlet olma yolunda ilerliyor. Çözümün kolaylaşmasında 2. Dünya Savaşı tehlikesi sebebiyle
Fransa ile Türkiye arasındaki dostluk anlaşması ediliyor. Şöyle diyelim. Şimdi Milletler Cemiyeti Sandler'in istediği şeye gösterdiği rapor doğrultusunda bir çözüm bulunuyor. Ama bu çözümü Türkiye benimsemiyor. Türkiye ısrarla orada bir oylama olsun. O insanlar kendi gelecekleriyle ilgili kendi kararı alsın. Ama Fransa buna razı değil. Fransa ne zaman oylamaya razı oluyor? İkinci Dünya Savaşı tehlikesi son haddine gelince. Ne yapıyor? Artık diyor ki ne yaparsanız yapın. Yani karışmıyorum. 23 Haziran 39'da varılan anlaşmaya neticesinde seçim yapılıyor. Seçimlerde 40 milletvekilinden 22'sini Türkler kazanıyor. Tüm milletvekilleri mecliste Türkçe yemin ederek göreve başlıyorlar. Sancak'a Türkçe adıyla Hatay Devleti ismi veriliyor. 2 Eylül 1938'de Hatay Cumhuriyeti sahneye alıyor. Şimdi şöyle diyelim. Hatay Cumhuriyeti kuruluyor. İlk Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, ilk Başbakanı Abdurrahman Melek, ilk Meclis Başkanı Abdülgani Türkmen. Şimdi kafamız karışmasın. Türkiye oylama istedi, Fransa itiraz etti. Ardından ne oldu? Fransa 2. Dünya Savaşı'nın dibine geldiğimizde evet dedi. Seçimler yapıldı ve Hatay Devleti sahne aldı. Hatay Devleti'nin ilk Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, ilk Başbakanı Abdurrahman Melek, ilk Meclis Başkanı Abdülgani Türkmen. Bu gelişmeden sonra Hatay Meclisi oy birliğiyle ne yapıyor? İlk etapta bağımsız bir devlet olma kararı alırken bunun çok fazla gidemeyeceğini görerek Türkiye'ye bağlanma kararı alıyor. Ve 23 Haziran 39'da Fransa'da Türkiye'ye bağlanma kararına onay verecek. Ve 30 Haziran 30'da 39'da Hatay Türkiye'ye katılacak. Hatay'ın Türkiye'ye katılmasıyla Suriye en son çizilen sınır olacak. Daha önce çizilmişti de Misak-ı Milli tavizi. Ama şimdi ne oldu? Tamamen çizildi. Misak-ı Milli'den verilen tavizlerden birisi daha telafi edildi. Böylece güney sınırımız Misak-ı Milli'ye uygun bir şekilde çizildi. Misak-ı Milli kararlar doğrultusunda sınırlarımıza katılan son toprak parçası Hatay oldu. Hatay'ın bağımsızlığını elde etmesi Atatürk dönemi iç politikasının en son gerçekleşen olayıydı. Fakat Hatay'ın ana vatana katılması Atatürk'ün ölümünden sonra İsmet İnönü döneminde gerçekleşti. Bakın bu önemlidir. Hangisinin girişimlerine Atatürk döneminde başlamış ve Atatürk'ün ölümünden sonra verilmiş Hatay. Bir de unutmayalım. Hani hangi sınırımız en son çizildi sorularında bu mesela kafa karıştırabiliyor. Hani normalde biz Suriye sınırı Ankara Anlaşması'yla çizildi diyoruz ama bazı kaynaklarda bu en son çizilme şeklini bu tarihe aldığı için bu yönüyle de en son çizilen sınırımız Suriye sınırı gibi sorulara rastlayabilirsiniz. Hatay sorununun çözülmesinde Sandler raporu ile Atatürk'ün 1924'te söylediği 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz sözü etkili oluyor. Ayrıca Atatürk 22-26 Ocak 37 tarihlerinde Vakit Gazetesi'nde Asım Uz takma adıyla 5 gün boyunca eleştiri yazısı yayınlıyor. Bu da etkilidir buranın kurtarmasına. Yine hükümetin üzerinde Hatay sorununun çözümünde bu yazılarda öne çıkacak. Türkiye'nin içeride ve dışarıda başı presi açacak her başarı buna neden oluyor. Büyük devletler 2. Dünya Savaşı tehlikelerinden dolayı bu olaya fazla ne yapamayacaklar? Katılamayacaklar ya da karışamayacaklar. 1930-39 yıllar arasındaki dönemde geçen diğer olaylara bakarsak Wagonlitz olayı. Wagonlitz olayı yine daha önce ifade etmiştik. Razgrad olayını daha önce ifade etmiştik. Hızlıca hatırlayalım. Wagonlitz olayı Türkiye ile Fransa arasında yaşanan bir gerginlikti. Fransız demiryolu şirketinde çalışan bir Türk ya işçisine Türkçe konuşmasının yasaklanması arkasından da ne diyelim buna bizimkilerin tepki vermesi hikayesiydi.
Sonunda vatandaşlar, yani Fransız şirketi geri adım atıyor. Şirket yönetimi tarafından bu tarz çalışmalarda bulunan işlerini son veriliyor. Razgrad olayı da Türkiye ile Yunanistan, Bulgaristan arasında yaşanan bir gerginliktir. Bulgaristan'ın Razgrad şehrindeki Türk mezarlığına bir grup Bulgar'ın saldırması, arkasından bizimkilerin de İstanbul'da aynı tavırlara gitmesi, Bulgar elçiliğinin önüne çelenk bırakma hikayeleri yine daha önce anlatılmıştı. Milletler Cemiyeti ile cemiyetinde Türkiye ile ilgili görüşülen konulara bakarsak, Milletler Cemiyeti'ne hangi meseleler gitti önemlidir? Irak sorunu gitti, aleyhimize çözüldü. Mısır meselesi, mübadele meselesi gitti, çözülmeyen tek sorun oldu ve kendimiz çözdük. Bozkurt Lotus olayı bizim lehimize çözüldü. Boğazlar sorunu bizim lehimize çözüldü. Suriye sınırı Türkiye'nin lehine çözüldü. Atatürk dönemindeki uluslararası kuruluşlara bakarsak, Atatürk döneminde üye olduğumuz kuruluşlar, Cenevre Silahlanma Konferansı, Briand-Kellogg Paktı, Litvinov Protokolü, Milletler Cemiyeti, Akdeniz Paktı, Balkan Antantı, Sadabat Paktı, Niyon Konferansı. Türkiye'nin üye olmadıkları, küçük Antant'a üye değildik, Locarno'ya üye değildik, Rapolla Paktı'na üye değildik. Rapolla Paktı ne? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği ve Alman Weimar Cumhuriyeti arasında İtalya'nın Rapolla kentinde 16 Nisan 1922'de imzalanan bir anlaşmadır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası sistemden bir anlamda tecrit edilen Almanya ile Sovyetler Birliği, Cenova Konferansı sırasında iki ülke arasında dostluk ve işbirliğini yeniden kuran bu anlaşmaya ne yapıyorlar? İmza atıyorlar.